çok ciddiye alan bir oyun anlayışıyla devam edeceklerdi diye düşünüyorum. Ve şimdi İsmail bindiriyor sağ kanattan, ortaladı cezalarını, kafa ve gol! Topalarda! Balıkesir Spor 1-0 öne geçiyor. Maçta 5. dakika. Top yine nerede? Henüz maçın başı. Hemen oyun alanının dışına geliyor 12 numaralı Karakçeri ve 5. dakikada Balıkesir Spor 1-0 öne geçiyor. Daha şimdi bahsettik. Biraz önce konuştuk. Daha şimdi bahsettik. İyi oyuncular. Daha maçın başı, çok gollü bir karşılaşma bizi bekliyor diyebilirim. Eğer kartlarla ilgili bir sıkıntı olmazsa çok keyifli, çok zevkli bir karşılaşma olacağı kesin. İşte pozisyon, orta sağ kanattan Caner ve Karakçeri'nin kafası. Kaleci Zeki çaresiz. Onur yok bugün kalede. Evet ya. Yine savunmanın arasına hareketlenen oyuncu Karikari. Bırakmadı orada Zeki. Ve penaltı noktasında. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasında. Değerli seyirciler, maçın hakemi penaltı noktasında. Karikari yerde kalıyor. Ve şu anda dakika 8. Balıkesir Spor penaltı vuruşu kullanacak. Bu arada Zeki de sarı kart görüyor maçın hakeminden. Gerçekten fırtına gibi maç oluyor. Müthiş maç, müthiş maç. Bu arada bir sakatlık yaşıyor Karikari. İşte pozisyonu yönetmenimiz yani bir kez topa, daha ekrana getiriyor. Topa müdahale var ama rakibe de var. Haliyle hakemin yani pozisyon penaltı. Çok da yakın pozisyon. Zeki'nin oyuncuyu yakalamışken onunla beraber hareket etmesi gerekiyordu ama maalesef Zeki'nin şimdi kontrolsüz. Topun arkasına bir Trabzonlu Muhammed Reis geçiyor. Muhammed'e Özgüç Türkalp herkesi dışarı aldı. Muhammed geliyor. Muhammed de gol. 2-0 oldu. Karşılaşmada 9. dakika. Muhammed Trabzonspor altyapısından yetişen yıldız adaylarından ama şehirde tutulamayan, takımda tutulamayan oyunculardan bir tanesi. Herhalde onu tutamayan, onu orada muhafaza edemeyenler de Muhammed'i zaten izliyorlardı. Bu golden sonra bir kez daha izlemiş oldular. Tebrik etmek lazım. Hakikaten iyi başladı. Daha da gol olacak gibi gözüküyor. Bu arada Karakçeri'nin tedavisi tamamlandı. Oyuna girecek. Şimdi siyahi oyuncu burada da Muhammed Reis topu alara gönderiyor. 2-0. Olcan adı. Şimdi Adrian topun arkasında. Arkaya doğru çıkartıyor. Orta geldi. Kafa vuruşu gol. Kafa vuruşu gol. Trabzonspor farkı 1'e indiriyor. Janko topalarda. Mark Janko. Zeki'nin herhalde moral motivasyonunu yükselten de bir asist olmuş oldu. Janko'nun da beklediği, hatta yıllardır beklediği ortalar bunda. Ve o ortalardan biri geldi. O ortalardan biri geldi. O da Zeki'den gelmesi Trabzonspor açısından önemliydi. İşte Janko'nun uzak noktaya gönderdiği kafa vuruşu. Bir kez daha izliyoruz. Nefis bir orta ve Janko mükemmel bir gol atıyor. Farkı bire indirdi Trabzonspor takımı. Gerçekten şu ana kadar müthiş bir maç izliyoruz. Tek kelimeyle. Stoper özellikle Aykut'un aklına bu gelmiyor tabii. Öyle bir eğitimi yok belki. Hali dediğim gibi bu Kadir Keleş'in önemini en azından görmediğine önemli bir karşılaşma. Bu arada Kadir de yedekler arasında. Kadir de yani ben büyük ihtimalle sağ ve sol bekte müdahale anlamında bir şeyler bekliyorum. Caner'in ortası. Bir kafa gol! Top finalerde! 3-1 oldu! Karşılaşmada 34. dakika. 3-1. Topu ağlara gönderen Hasan Atipoğlu. 3-1 oldu. Şimdi Trabzonspor için zor dakikalar başlıyor. 34. dakika değerli seyirciler. İşte Hasan Atipoğlu.
Bir kez daha izleyeceğiz golü. Müthiş bir sevinç. Balıkesir Atatürk Stadı'nda ve yardımcı antrenör eski kaleci Abdullah ve İsmail Ertekin yan yana bugün. İşte pozisyon burada. Kalecinin yapabilecek hiçbir şey yok. 3-1. Fark yeniden ikiye çıkıyor. Goller devam. Şimdilik 4. Dediğiniz 8'e kadar gider herhalde, öyle gözüküyor.